Delphi'deki Panhellenik Tapınak'taki en önemli binalardan biri Sifnos Hazine Dairesi'dir. Bu bina, Apollo'ya ait olan tapınağa getirilen hazinelerin tutulduğu küçük bir yapıdır. Sifnoslular Ege Denizi'nin güneyindeki küçük bir adadan geliyorlardı. Bu kadar yol kat ederek uzaklardan gelebilmelerinin sebebi ise altın ve gümüş madenleri olmasıdır. Ve eski bir tarih bilimcisine göre bu madenlerden kazandıkları gelirin onda birini Delfi'ye bağışladılar. Eski Yunan'da din alışverişle özdeşleştirilmişti. Tanrılara bir şey adadığınızda onlar da size karşılığını verirlerdi. Adaklar ve hediyeler. Çok doğru. Delfi'deki Panhellenik Tapınağı'ndaki Sifnos Hazine Dairesi, diğer şehir devletlerindeki hazine daireleri arasında en güzel, en ihtişamlı ve en süslü olanıydı. Tapınağa giden kutsal yol Sifnos Hazine Dairesi'nin yanından geçer. Binanın öncelikle arkası ya da doğu cephesi görülür. Binanın dört tarafını dönen pedimentteki fresklerin bu kısmında bir kurdele göze çarpar. Ve işin en güzel yanı bu süslemeler günümüze kadar korunmuştur. Bu bina iyon tarzında olduğu için fresklerin ve süslemelerin binanın etrafını dönüyor olması son derece normal. Hadi şu heykellere biraz daha yakından bakalım. Binanın konumuna son derece uygun bir sahne görüyoruz. Herakles, Tanrı Apollo'dan üç ayaklı iskemleyi çalmaya çalışıyor. Üç ayaklı iskemle, Delfi'deki kahinle özdeşleşmiş bir semboldür. Üç ayaklı iskemle üzerinde oturan kahin, Apollo'nun yönlendirmesiyle bazı kehanetlerle bulunurmuş. Bu durum Apollo'yu o kadar sinirlendirmiş ki Zeus araya girmek zorunda kalmış. Evet, ortada kafası olmayan figür Zeus ve ikisinin arasını bulmaya çalışıyor. Herakles üç ayaklı iskemleyi arkasına almış, hırsızlığı başarıyla gerçekleştirecek gibi görünüyor. Fakat iskemlenin diğer ucundan da Apollo ve Zeus tutuyorlar. Artemis de çok asebi bir kişiliğe sahip olan Apollo'yu sakinleştirmeye çalışıyor. Bu figürler arkaik bir havaya sahipler. 6. yüzyılın sonunda Sifnoslular tarafından yapılan bu heykeller sert hatlara sahip. Yüzleri profilden ya da önden yontulmuş Dönen ya da kıvrımlı şekillere burada rastlamıyoruz. Ama alt kısımdaki duvar süslemesinde bu öğeler de mevcut. Herakles'in açık bacakları iskemleyi çekip koparmak istiyormuş gibi bir görüntü yaratıp heykellere hareket kazandırıyor. Sıra pedimentin altında yer alan freskin doğu cephesinde. İki bölüme ayrılmış. Sağ tarafta İlyada'dan bir sahne bulunmakta. Büyük Truva Savaşı. Biri Yunan, biri de Truvalılardan iki tane asker var. Sağ tarafta Yunanlı Aşil'i, sol tarafta da Turuvalı Memnun'u görüyoruz. Aşil'in elinde üzerinde Gorgon kafası olan bir kalkan var. Aşil ve Memnun Antilokus'un cesedi üzerinde savaşıyorlar. Bu adamlar kaderlerinin savaş alanında yazıldığını düşünseler de heykel bize kaderlerinin çok uzakta. Olimpos Dağı'nda tanrılar tarafından yazıldığını gösteriyor. Sol tarafta Truvalılardan yana olan tanrı ve tanrıçaları, sağ tarafta da Yunanlılardan yana olan tanrı ve tanrıçaları görüyoruz. Tam ortada oturanın ise Zeus olduğunu düşünüyoruz. Çünkü son kararı o verecek. İki taraftaki tanrı ve tanrıçalar seslerini Zeus'a duyurabilmek için çabalıyorlar. Eğer biraz dikkat edersek bu tanrıların da kim olduklarını tahmin edebiliriz. En arkada savaş tanrısı Ares. Yanındaki Eos olabilir. Eos Memnon'un annesidir. Onun yanındaki Afrodit ya da Artemis. Sonraki de Apollo olabilir. Apollo arkasını dönmüş ve kadınları dinliyor. Savaş sahnesinden figürlere nazaran buradaki figürlerde zarafet ve soruluk var. Kadınlar adeta Apollo'ya yalvarıyorlar. Kollarını kaldırmış, avuçları yukarıya dönük bir şekilde onları dinlemek üzere arkasını dönmüş olan Apollo'ya bakıyorlar. Bu arada size bu heykellerin bir zamanlar boyalı olduklarını, bu yüzden de her şeyin daha anlaşılır olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Yunan yanlısı olan tanrı ve tanrıçalar arasında solda Athena, ortada Zeus'un eşi olan Hera ve en sağda da oğlu Aşir için yalvarmakta olan Tetis var. Sahne her ne kadar duygusal olsa da figürler yine profilden verildiği için bir hareketsizlik hakim. Savar sahnesine geçtiğimizde ise daha canlı ve derinliği olan heykellerle karşılaşıyoruz. Yüzleri bize dönük olan atlara dikkat edin. Neredeyse üzerimize atlayacaklar. Bu derinlik duygusunu tepeyi tırmanmaya devam edip hazine dairesinin ön kısmında yer alan kuzey freskinde daha da yoğun olarak görüyoruz. Bu Yunan heykellerinde sıklıkla görülen bir sahnedir. Tanrılar ve devlerin savaşı. Yunan mitolojisine göre her şey ilk tanrısal varlıklarla başlar. Bunlar yeryüzünün hakimi Gaia ile gökyüzünün hakimi Uranüs'tür. Bu ikilinin çocukları ise Titanlar ve Devlerdir. Devlerin tanrılara can verdiklerine inanılır. Bu durumda tanrılar üçüncü nesil oluyorlar. Tanrı ve tanrıçalar dünyayı Olimpos Dağı'ndan yönetirler. Mitolojiye göre devler de Olimpos Dağı'na gelip dünyayı buradan yönetmek, yani tanrıların sahip olduklarına sahip olmak istemekteydiler. Bunun üzerine de aralarında çok büyük bir savaş olur. Bu savaşta devlerle insanlar arasında bir paralellik kurulabilir. Devler büyük bir kendini beğenmişlikle Olimpos Dağı'nı tanrılardan almak isterler. Kendini beğenmişlik onurla özdeşleştirilmiş bir şey. İnsanlığın sınırlarını zorlayarak daha fazla şey başarmak istemeleri anlamına geliyor. Bunun için de insana benzetiliyorlar. Aslına bakarsanız Sifnos hazine dairesi üzerindeki heykeller, tanrıların üstünlüğünü ve yüceliğini ve doğal düzenin bozulmasının ne kadar zor olduğunu vurgulamak için yapılmış. Hadi ilerleyelim. Kuzey freskinin sol tarafında zanaatkarlıkla özdeşleştirilen tanrı Hephaistos var. Hephaistos demirciydi. Aynı zamanda da talihle özdeşleştirilmişti. Burada körükleri kullanarak Zeus'un devlere karşı kullanabileceği bir şimşek yapıyor. Ya da bir silah. Her neyse. Her halkarda devlerin sağdan tanrılara doğru hareket ettiklerini görüyoruz. Neyse ki onları Hestia ve Demeter karşılayacak. Bu freskin en ünlü kısmı ise hiç şüphesiz iki aslan tarafından çekilen Dionysos'un arabasıdır. Aslanlar devlerden birine saldırmış. Isırıp devin gövdesine pençelerini geçiriyor. Evet az sonra devi yere serecekler. Arkadaki aslanın ise yelesini ve devin omzuna geçirdiği pençesini görebilirsiniz. Bu devin işi bitmiş. Aslanlara yem olan dev ise ellerini aslanın başına geçirmiş ve aslanlardan kurtulmaya çalışıyor. Bu heykeli yapan sanatçı arkaik dönem için son derece başarılı bir sanatçıymış. Devin kafasını alışılmışın dışında bir pozda yontmuş. Başında minferi olmasına rağmen ağzı kapalı olarak yontulmuş derin ağzını yakından incelerseniz ne kadar acı çektiğini anlayabilirsiniz. Dionysos'un endamına bakın. Ne kadar da güçlü görünüyor. Dionysos'un önünde ise arabayı kullanan Temiz var. Bu heykel savaştaki kaos ortamını çok güzel bir şekilde ifade ediyor. Hikayenin devamını öğrenmek için sağa doğru devam ederken gözümüze iki okçu çarpıyor. Bunlar Apollo ve Artemis. Hemen önlerinde de kaçan bir dev var. Dehşete düşmüş. Kafası arkaya dönük. Kılıcını ileri doğru doğrultmuş koşuyor. Eteğinin arkaya doğru havalanması sahneye hareket kazandırıyor. O kadar korkmuş ki arkadaşlarını yalnız bırakıp kaçmaya başlamış. Ayaklarının dibinde de başka bir devin cesedi var. Bu dev çok ilginç. Artemis ve Apollon'un hemen önündeymiş gibi görünmesine rağmen Rölyefin derinliği sanki aralarında büyük bir mesafe varmış hissi uyandırıyor. Başka bir deyişle Apollo ve Artemis derin, o ise daha sığ ve küçük bir ölçekle işlenmiş. Bu sebeple de Apollo ve Artemis'in arkasındaki sahnede olduğunu düşünüyoruz. Tüm bunlar savaş alanına derinlik kazandırmış. Sanatçının kaçmakta olan devi nasıl tasvir ettiğine bakın. Kaçan devin kalkını iç bükeyken Artemis ve Apollon'un karşısına çıkan devlerinki dış bükey. Arkadaşlarından birisi ayaklarının dibinde ölü yattığı için de çok büyük bir tehlike içinde olduğunu anlıyoruz. Tanrılar üstündür ve hep galip gelirler. Tüm bunlara ek olarak Olimpos tanrılarının çok detaylı, tekil ve kahraman olarak işlendiklerini görüyoruz. Birlik içinde olsalar da bireysel olarak da kahramanca savaşıyorlar. Devler ise anonim bir grup olarak işlenmiş. Kuzey freskinin bir kısmı kayıp. Kayıp parçanın üzerinde freskin üzerinde yer alan atların çektiği Zeus'un arabası olduğunu düşünüyoruz. Muhtemelen devlere şimşek fırlatıyor olabilir. Atlar şaha kalkmış ve nallarının takırdamasını duymamak mümkün değil. Atların önünde mızrak atan iki tane dev var. Zeus tek başına iki devle baş ediyor. Devlerin önünde ise yerde ölmek üzere olan başka bir deve, mızrağını doğrultmuş olan Afrodit'i görüyoruz. Yerdeki devin vücudundan geriye çok fazla bir şey kalmamış. Onların hemen yanında da her zaman kahramanlıkla tanınan Athena var. Athena'yı kenarlarında yılanlar olan kalkanından tanıyoruz. Kalkanın iç kısmında bir zamanlar bu freski kaplayan boyadan geriye kalanlar görülebilir. Athena düşmanın üzerine yürüyor. Önünde ise bu sefer sırt üstü yere düşecek olan başka bir dev var. Onun arkasında da başka bir devin cesedi. Sırt üstü yere düşecek olan devin arkasında da mızrağını atmaya hazırlanan başka bir dev görülüyor. Tabii ki biz Athena'ya karşı başarılı olamayacağını biliyoruz. Tanrılar cephesinin en önünde savaşan tanrılardan biri savaş tanrısı Ares. Sol elindeki kalkını devlere doğru savuruyor. Ares'in önünde peşinde olduğu büyük bir dev grubu var. Bu gruptan birinin elinde kocaman bir kaya, diğerinin elinde de mızrak olan iki de Ares'e saldırmaya hazırlanıyorlar. Son olarak konik ile Hermes'i görüyoruz. Tek başına küçük bir dev ordusuna kafa tutuyor. Az sonra hançerini kınından çıkaracak. Bu grubun önünde de geriye kalanlardan yola çıkarak Poseidon'un olduğunu düşünüyoruz. Bu eserde arkaik dönemli özdeşleştirdiğimiz durağan ve sembolik sahnelerden insanlar arası iletişimin karmaşıklığına duyulan ilgiye geçişi görüyoruz. Burada muhteşem bir hikaye var. Kesinlikle. Klasik döneme yaklaşırken tüm bunları gözlemleyebildiğimiz bu eser bize bir hikaye anlatıyor ve gelecek eserlere ışık tutuyor.